Geniş takılırdım böyle, belki böyle hiç tatlar giymezdim, sevmezdim öyle. Böyle cool şeyler giyerdim, ne bileyim, böyle bol eteğim bir kere hep boldu, kıvırırlardı, ben hiç kıvırmazdım. Sonra kıvırmaya başladım, hatırlamaya çalışıyorum. Hiç kıvırmadım ben galiba eteklerimi. Yani ben böyle diz altı takılırdım. Şu an döden süreceğim. Deli deli koşardım böyle çocuğun peşinden.
sefer yine Hande, Tuğba. Kimdi öbürü? Hande, Tuğba, ben. Nilhan Ermişoğlu. Bunlar biliyor tabii benim Gri Gri'yi beğendiğimi. Aşırı yani nasıl biliyor musunuz? Sadece onu görmek istiyorum. Onunla ilgili sınıfta birbirimize notlar paslaşıyoruz. Bana bakıyor mu diye bakılıyor mutlaka. Sabah ona göre giyiniliyor, gidiliyor. İşte koridorda yürürken böyle sana bakıyor mu? Bakıyor, bakıyor diyorlar. Ben böyle bacaklarım titriye titriye geçiyordum oradan. Çok acayipti. Büyük aşk, ölüyorum. Evini biliyorum. Bağdat Caddesi'nde oturuyordu. Biz de o zaman anneannem benim Bağdat Caddesi'nde oturur. Evi orada. Hala orada. Biz cadde çocuklarıydık. Biz devamlı Bağdat Caddesi'nde yürürdük. Hep full. Bütün olayımız oydu. Ve ben devamlı onun evinin önünden geçerdim. Neyse bu böyle. Gel zaman git zaman. Ortaokul. Orada bir, orada iki geçti. Ben yaz tatillerinde benim babaannem Bodrum'da. Dur şu burnunu da düzeltelim. Benim babaannem Bodrum'da. Bodrum Aktur'da evi vardı. Oraya gidiyorum. Yazın orada gidip birine aşık oluyorum. Yaz tatilinde. Sonra geliyorum buraya. Kontrol yapacağım şimdi. Geliyorum buraya. Okula bir dönüyorum. Yine kri 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 kri. Ölüyorum ama bakın gerçek. Sondayız galiba. Benim arkadaşlarım bir gün böyle kantinde oturuyorum. Bu benim Gri Gri'nin de çok yakın bir arkadaşı vardı. Onun da ismi lazım değil. Gerçi onun adını söyleyebiliriz. Onun adı Emre'ydi. Bunlar en yakın arkadaş. Bu arada bunlardan futbol oynuyor. Biri Beşiktaş'ta, biri Hayvan Galatasaray'la. Devamlı okulun bahçesinde futbol oynuyorlar. Ben devamlı futbol izliyorum. Yarışıyordum. Go-kart'ta yarışıyordum. Balon hani adrenalinle
senden hoşlanıyormuş dediğinde içim böyle. Yok, sonra biz tabii koptuk. Herkes bir yere, ben daha İtalya'ya gittim okumaya, o buralarda kaldı. Sonra birkaç kere konuştuk ama sonra o evlendi, falan çoluk çocuk oldu. Ben görsem nasılsın falan diye konuşurum ama o kadar böyle çok masum, çok tatlı, çok tatlı bir ilişkimiz vardı. Sonra ben yine tuhaf bir aşk deneyimi, beni Lozan'a gönderdiler. Biraz şundan süreceğim senin. Lozan'a gittim. İsviçre İtalya sınırına, Lugano'ya bir tane taksisti yapıyor okula. Yok. Orada bir tane çocuğa aşık oldum, sarışın. Böyle kısa saçlı. Bayağı böyle yani çok yakışıklı bir çocuk. Bisiklete biniyorum. Soccer oynuyor. Futbola yazılıyorum. İşte tracking'e gidiyor. Ben onun arkasından tracking'e gidiyorum falan. Yürüyüş, tracking. Ne yaparsa yapıyorum, peşindeyim ben zaten. Hani okulları nasıl geçtim, dersleri nasıl verdim, o sınavlar nasıl geçti bilmiyorum. Ben hep birine odaklı. Sen de mi? Sen öyle değil misin? Öyle misin? Her şeyden var biraz. Neyse. İşte böyle ben bunun peşindeyim. Okul sonu geldi. Biz sonunda aynen bu sesle böyle yaptı. Hi.
My name is Nina. Dedim, what is your name? What? My name is Nina. Dedi. Çocuklar. Kız çıktı. Yani erkek gibi olmaya çalışan bir kız. Büyük bir ihtimalle o şimdi erkek olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü o zaman bile öyleydi. Hayatımdaki ilk şokum. Seni şoför korna çaldı. Tamam. Hadi dikkatli git, koşma. Hadi iyi eğlenceler. Çok güzel oldun. Yine yaparsın, ararsın gelme.